Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok çok iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi olmaya niyetlisinizdir. Bugün programımız çok güzel, çok eğlenceli. Selda var. Selda Özdeğer. Vallahi mutfağıma onu söylüyorum. Bir kutu bebek geldi. Kutu bebek güzelliğiyle, aynı zamanda bilgileriyle, lezzetiyle çok güzel tarifler yapacak. Biliyor musunuz? Hani hepimizin başına gelir ya. Geçen gün düşünüyordum böyle evde. Yani bu evde grisini yapılır mı? Hani şey yapılır, evet, hani hamur böyle yapılır uzun uzun da grisini olur da hani bu grisinin çıtırlığı falan yapılır mı? Kendi kendime düşünüyordum. Gelin görün ki bugün bize grisini yapacak. O yüzden çok heyecanla bekliyorum bu grisini yapımı nasıl olacak diye. Daha sonra hepiniz uzun yıllardır kendisinin güzel şarkılarını dinlemekten büyük keyif alıyorsunuz. Aynı zamanda bence bir şarkısı var ki, yani yeni çıkan albümü de çok güzel. Bir şarkısı var ki bence Türk klasiklerine girer. İstanbul Bekliyor diyen Erkan Güler Yüz bizle birlikte olacak. Sessizlik Zamanı ile bizle birlikte olacak son şarkısı. Erkan Güler Yüz uzun zamandır neler yapıyor? Bu yolculukta kimlerle birlikte yoldaşlık yaptı? Nasıl geçiyor? Hepsini öğreneceğiz efendim. Aynı zamanda el işi bölümümüzde Zeliha Çoban Hanım efendi bizle birlikte olacak. Kağıt ipten çanta yapacak. Biliyorsunuz kağıt ipten çanta yapmak son yıllarda çok moda oldu ama bitmiyor. Yani çeşitler, modeller bitmiyor. Yaza da giriyoruz. Kağıt ip kullanmak böyle hafif, eğlenceli, keyifli de olabiliyor. Günün hashtagine gelince efendim, sessiz kalırım. Nelere sessiz kalırsınız bu hayatta? Sessiz kalırken neler yaparsınız? Düşünür müsünüz? Hırslanır mısınız? Bekler misiniz? Çalışır mısınız? Ne yaparsınız sessiz kalırken? Lütfen bizimle paylaşın. Nereden efendim? Instagram'da tv360.com.tr ve Acelya Akkoyun'dan, Twitter'da Acelya Altri Akkoyun ve tv360.com.tr'den. Şimdi efendim ben mutfağıma gitmeden önce 1 Mayıs İşçi Bayramımızı kutluyorum. Bütün emekçilere, bütün çalışanlara bugünün bayram havasında geçmesini ve diledikleri ne varsa gerçekleşmesini diliyorum. Hemen Selda Özdeğer'in yanına geçiyor ve lezzete yolculuk yapıyorum. Hoş geldin Selda'cığım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Gel bir daha ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Bugün demin söylediğim gibi evet, çok böyle merak ettiğim bir tarifle geldim. Grisini. Evet. Çok da severim. Ben de onu hani evde yapabilir miyim diye yola çıkarak yaptığım bir tarifte. İçerisinde yağ kullanırım ama arzu ederseniz onları da daha azla indirgeyebilirsiniz. Ama önce seni tanıyalım. Sen ilk defa programımıza geliyorsun. Evet. İzninle sen diyorum sevgili Selda'cığım. Tabii ki, lütfen. Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Uzun zaman çalıştım. Şimdi çalışmıyorum. Evde kendime ait bir... Kurumsal mıydı? Kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Şimdi evdeyim. Kendi yaptığım lezzetlerimi ufak bir Instagram hesabım var. Adı ne? Selda'nın pastaları diye geçiyor. Hı-hı. Orada yaptıklarımı yayınlıyorum. Bundan keyif alıyorum. Ne güzel. Yapmak ve insanlara böyle lezzetleri sunmak bana çok büyük keyif veren bir şey. Hı-hı. Yeni şeyler keşfetmeyi de seviyorum. Hı-hı. Baktığında Selda, dünyanın coğrafyası da biraz değişti değil mi? Evet, yani biz eskiden coğrafyalarda elbette o bitmeyecek, gidiyorduk yöreseldi ama artık sosyal medyada bizim kendi coğrafyamızı oluşturuyor. Kendi evet, varlığımızı sunduğumuz, alkış aldığımız bir alan oldu. Bu anlamda aslında kurumsal hayattan sıkılıp ama yine üretmeye evet, yönelik olan herkesin desteklendiği bir mecra oldu. Kesinlikle. O yüzden biz de çok sevgili yapımcımız Zeynep de bu durumu çok önemsiyor. Instagram'da böyle başarılı olmuş, tarifleriyle büyük alkış almış insanları davet etmek bizim için de keyif. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar davet ettiğiniz için. Hemen tariflere başlayalım o zaman. Tabii ki. İlk önce cevizli tart bisküvi yapıyor hı-hı, olacağım. Tarifimiz çok kolay bir tarif. Hı-hı. Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde yoğuruyor olacağım. Tamam. İşe yumurtayla başlıyorum. 2 adet yumurtam var. Bunların aklarını ayıracağım. Akını daha sonra üstüne yapacağımız bir sosunda kullanacağız. Hı-hı. Yani sarısını kullanıyorsun evet, hamurunda o zaman. Evet, şu an hamurunda sadece sarı. Daha sarı, daha yoğun, daha lezzetli evet, bir hamur olacak o zaman. Biraz daha böyle kurabiyevari bir hamur olacak. Çıtır çıtır bir hamur evet, olacak evet, yani. Bayılırım. Bu yumurta böyle sarısı, ben muhallebide de öyle çok ayrı severim yumurtanın sarısının tadını. Muhallebilerde yapılır evet, ya böyle pasta iç muhallebisi, çok seviyorum. Şimdi, İçine... 4 yemek kaşığı pudra şekeri ilave hı-hı, ediyorum. Burada vanilyam var. Hı-hı. Bir paket vanilya.
Bir fiske kadar çok azıcık bir tuz. Mutlaka tatlılara olmaz. Tuz koymazsak olmuyor. Burada birazcık yaramaz yapı tereyağı kullanacağız. Niye? Güzel hakiki bir tereyağı. Evet. Şey ya, şimdi var ya son zamanlarda ne yağ diyorlar, tereyağını kaynatıp köpüğünü alıyorlar üstünden. Sade yağ. Sade yağ. Bayılıyorum, evet. Bayılıyorum. Evet. Mutfağımın şan, kraliçesi benim sade yağ. Bayılarak kullanıyorum ama doğru yerden alacaksınız sade kesinlikle yağ, biliyorsunuz. Çünkü maalesef doğru alınmazsa yararı kadar zarar olur. Evet. Ben bunları karıştırmaya başlıyorum. Yavaş yavaş unumu da ilave ediyor olacağım. Un için bir ölçü veremiyorum. Bu hamurumuzu... Unun kendine göre değişir, evet, değil mi? Yapısına göre. Yapısına göre, koyduğunuz malzemelere göre ben dururum. İstediğin zaman koyarım. Tamam, sevinirim. Teşekkür ederim. Bu kurabiye hamurunda arzu ederseniz çok azıcık badem unu ya da fındık unu da kullanabilirsiniz. Bu da ona lezzet verecektir. Hı hı. Ama tabii ki kalori artırımı yapar. Koyayım mı? Lütfen. Hı. Olabilirim bir yandan yavaş tamam. yavaş. Evet. Hı. Tamam, bir karıştıralım. Güzelce. Anladım ben bunu, biraz böyle tart hamuru gibi olacak, evet, değil mi? Yağı bol. Olacak. Çok da lezzetli olur. Evet, kesinlikle. Evet. Güzelce yoğuruyoruz. Ben bu hamur, en sevdiğim hamur herhalde benim bu. Mayalı hamurları o kadar seviyorum ama bunları daha çok. Daha doyurucu ya, daha lezzetli ya. Evet. Daha böyle ağızda dolgunluk veren bir hamur. Öyle, özellikle elma ile falan da çok yakışıyor. Kesinlikle biraz tarçın ve ceviz eşliğinde. Alabilirim biraz daha. Ceviz zaten benim herhalde en sevdiğim katık maddelerden, yani içine katılan, katık mı derler eskiler, onlardan bir de Antep fıstığı tabii. Evet. Ben de yer fıstığı hayranıyım. Öyle mi, seviyor musun? Evet, yer fıstığı en sevdiğim fıstığını şey. Seviyorum da ağır geliyor bana belli bir süre sonra. Çok seviyorum yoksa, evet, çok bana güzel. Evet, bana çok fazla yani. Tüketemem ama yer fıstığı. Tükettirmez ki kendini, evet, o zaten. Evet, tüketirmiyor. Yani öyle bir şey. Mümkün olduğuca onları kavrulmamış çiğ olanlarını tüketmeye çalışıyorum. Hmm. Bu hamur kendini tutması yeterli. Bak, çok güzel tuttu zaten. Getirip mi şeyini? Lütfen. Yerleştirecek size misin? Size zahmet olmaz. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Al canım. Şöyle alayım. Bunu evet. Şimdi açmam gerekiyor. Kağıdın açacaksın evet. Değil mi? Elle de yerleştirebilirsiniz ama hani her tarafı aynı eşitlikte olsun istiyorsanız. Açacaksınız eğer. Alayım ben evet, bunu. Açayım. Rahat rahat. Böyle bir pişirme kağıdı kullanırsanız rahatlıkla açılacaktır. Birazcık şöyle eşit yayılması için. Kağıdınızı böyle tepsinizin boyutunda şöyle kare yapar ve sonra açarsanız da sizin için çok daha rahat kolay olur, değil mi? Evet. Tutayım. Aldım canım, aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mantıklı, kağıdın içindeyken değil mi? Evet. Böylelikle kare elde etmeniz daha kolay oluyor. Hiç düşünmemiştim. 500 program da yapsam her gün bir şey öğreniyorsun bu hayatta. Evet. Tolga hiç yaptık böyle bir şey değil mi şimdiye kadar? Güzel bir yöntem bu. Evet, daha pratik bir yöntem. Ah, çok pardon. Yağ kağıdın rengi de değişmiş. Sen getirdin evden. Evet, ben. Bunun bir özelliği var mı, farkı? Yok, hiçbir özelliği kısmet. Yok. Kısmet. Yani evet. Böyle çıktı. Böyle çıktı. Sen İsmet'sin. Bu kısmet. Met duyunca başı önemli değil bizim İsmet için. Kız fark etmiyor. Bu kısmet İsmet'ciğim. Devamı sonra sana anlatacağım. Tamamdır. Olmuştur diye düşünüyorum. Şöyle güzel bir ince kare. Evet. Vallahi çok güzel. Hamurun da en güzel yanı bu değil mi? Tamamlanıyor. Kesinlikle. Buraya yağ sürmeye gerek var mı? Hayır, bu tamamen yağlı bir hamur olduğu için. Kendi yağıyla. Kendi yağına yetecektir. Gördünüz mü sevgili seyirciler, ne güzel oldu. Kaç derece olacak? Peki delecek mi zilip? Hayır, hiç delmeyeceğiz. Bunu Allah şimdi Allah. Üstüne sosunu da yapıp koyacağız. Öyle mi? Pişecek. Evet. Aa. Pişmesine gerek yok. Aa, çok evet, iyi. Evet. Bu çok basit ama keyifli bir tarz.
turta nasıl derseniz. Ah, keyifli olmaz mı? Tabii Zeynep Hanım incecik yapımcımız yapıyor böyle güzel tartları. Ne kaygı var, biz Zeynep'ten lezzeti öğreniyoruz. Ne güzel. Evet. Çok özür dilerim, elimi sileyim. Gerçekten yani sağlık çok önemli ama şunları böyle gönül rahatlığıyla yiyebilmek büyük zenginlik. Onu söyleyeyim. Bunun içerisi için şu ayırdığımız 2 adet yumurta akımız vardı hamurunu evet. kullandığımız. Bunları alıyorum. Yumurta akını şimdi kullanıyorsun. Evet. Cevizle evet. birleştirdim. Artı bir tane ek olarak tek bir yumurta daha ilave ediyoruz burada. Siz nerelisiniz? Ben Sivaslıyım. Sivas Gürünlüyüm. Ama ailem göçmen. Annem tarafım göçmen. Selanik göçmeni. O yüzden mi dedim bu hamur işlerini? Hani nereden, hangi yöre? Balkanlar, Selanik. Evet, anneannemlerde börekler, onlara pite deniyor. Pite, ay evet. Evet, çok değişik piteler vardır. Biz de keyifle yaparız anneannemden öğrendiğimiz kadarıyla. Sivas'ta da çok güzel yemekler var. Evet. Burada vanilya, pudra şekeri ve yumurta. Yumurtayı. Ceviz ilave ettik. Bu karışımı sadece karıştırıp hamurumuzun üstüne koyup 160-170 derece kıvamı derecedeki fırına atıvereceğiz. Ay çok güzel bir karışım bu. Tarçın koyduk mu buna? Tarçın koymadım. Tarçın koyduk mu? İsteyen koyabilir. Tabii ki tabii ki koyabilirsiniz. Sonrasında bunu çikolatayla süslüyor olacağız. Çikolatayla süsleyip üzerine artık yanında evet. bir kahve bunun ya. Çay değil evet, yani. Sade kahve. Bir... Değil mi İrem? Kahveyle çok güzel olur. Tolga'ya sormadım. Artık Tolga'yı bütün seyircilerimiz biliyor. Beni bile böyle kenara çekiyorlar. Ceylan, Tolga Bey bu kadar kahve seviyor mu diye gerçekten sordular. Evet, o bir kahve sever. Ben bir kahve severim. İsmet Bey bizim volta kameramız. Bilmiyoruz, onun sevgisi değişebiliyor. Yaşar var. Yaşar da öyle. Sağ olsun, her şeyi yiyor. Uyumlu çocuğum benim. Serkan da öyle. Bütün ekibimiz öyledir. Biz ama sabitiz Tolga'yla değil mi kahve? Ben şimdi bu karışımı bu hamurun üstüne döküyorum. Evet. Çok güzel oldu. Ha şimdi. Bunu hemen yaydırıp. Alayım canım, alayım. Oh, teşekkür ederim. Görüntü çok güzel oldu ya. Şimdi üstünde pişince ikisi birleşiyor. Çok sevdim ben bu tarifi. Çok mutlu oldum. Çok aşırı da bir şeker yok. Yani pudra şekeri var. Daha inceltilmiş, hafif. Evet. Ve 4 yemek kaşığı hamurunda 4 yemek kaşığı da üst sos kısmında var diyebiliriz. Ben mi? Serap oradan sevgili editörüm soruyor. Sen diyor ki sen diyor pudra şekeri şimdi bir alternatif düşünmüşsündür. Koymasan ne koyardın? Hemen söylüyorum sevgili Serap'ın sorusuna. Yeni öğrendim. Eskiden yapıyordum ama meğerse unu da çıkmış. Dut kurusun unu çıkmış. Kuruların ununu şeker yerine kullanabilirdim burada. Tabii yine de o da fruktoz olduğu için çok aşırıya kaçmadan. Ama daha canlı bir şey istesem elma rendelerdim Serap'cığım. Elmayı güzel rendelerdim. Biraz tarçınla şekerini çıkartır, bu cevizle koyardım. Sorduğunu soruya cevap olmuştur umarım. Hemen fırına götürüyorum. Evet. Kaç derecede? 170-160 derece arası. Fırının mümkün olduğunca en alt rafına. En alt rafına. Haydi bakalım. Hadi Serkan'ım gel. Şöyle fırının en alt tarafına koyuyoruz tabandan pişsin diye. Şimdi şu merak ettiğimiz grissini yapacağız. Ben bir grissini, ya bu grissini nasıl bir şey bende biliyor musunuz? Yani her an yiyebilirim, her zaman çok seviyorum. Özellikle hani hasta olmayı sadece grissini yiyebilmek için. Biraz miden rahatsız olsa değil mi? Evet. Evde olması lazım bence, benim olmazsa olmazlarımdan. Kesinlikle. Grissini için de aslında burası tamamen biraz özgür. İçerisine ben zeytin, keten tohumu, çörek otu, kekik ve ay çekirdeği kullandım. Ama bunu çeşitlendirmek hepsi size kalmış. Evet. Arzu ettiğiniz malzemeleri ilave edebilirsiniz. Hiçbir sınırlaması yok. Biraz zeytinyağımız var. Onu ilave ediyorum. Bütün malzemeyi bir kabın içerisine karıştıracağız. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı. Ben bunu biraz lezzet versin, hani aroma olsun diye kullanıyorum. 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Birazcık tuz, fazla koymayalım çünkü zeytinimiz de var, onun tuzu vardır. Yarım yemek kaşığı kadar sirke. Sirke. Bunu gevrek veren aslında sirke olacak. Püf noktası. Evet evet. Çok azıcık kabartma tozu, bir paket değil, daha az kullanıyoruz.
Aslında yavrum da çok düşük. Evet. Baktığımda yoğurtla destekliyorsun. Evet, kesinlikle. Kekik. Kekik attık. Çörek tam beyaz peynirlik. Çok sağlıklı bir şey, bol kullanmak gerekiyor diye biliyorum. Keten tohumu. Evet, keten tohumu, ay çekirdeği. Buradaki doğranmış minik zeytinlerimizi ilave ediyorum. Sadece 4 yemek kaşığı kadar da su. Diğer bir gevrek verecek olan şey de su olacak. 5 yemek kaşığı kadar su yeterli geliyor. Bu güzel bir tarif sevgili seyirciler. Hemen alalım. Akıllı telefonlara lütfen kaydedin. Altta da geçiyor zaten neleri olduğu. Evet. Direkt karıştırmaya başlıyorum. Yine un alabildiğince. Evet, alabildiğince un koyacağız. Şuradaki kaşığı alalım isterseniz. Tabii. Çok özür diliyorum. Burada tamam, var. Unumuz için değil mi? Evet. Tamam. Bu nasıl bir un? Tam buğday unu kullanıyorum. Burada unda özgürsünüz. Ben olabildiğince daha bir masum bir un olsun deyip. Şeyi de kullanabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi yulafın da unu çıktı. Aynı zamanda hani glutensiz olmasını istiyorsanız kara buğday unları satılıyor. Kara buğday unuyla glutensiz de elde edebilirsiniz. Evet. Yani önemli olan bu karışımı, bu oranları doğru tutturabilmek. Hazır aldığınız yulaf kepeğini de robottan geçirdiğiniz zaman hemen un haline geliyor. Un haline geliyor. Ay bu şey vardır ya böyle, satılır ya böyle. Anasonlu falan çıtır çıtır. Ah, evet. Ona da bayılırım. Ona da bayılırım. Yeterli gelecek galiba bu un buraya. Serap sen olmasan ben ne yapardım bu hayatta? Gördü ben daldım onu koyuyorum. Yavaş açayla yavaş diyor. Biz bir ekipçe sunuyoruz biliyorsunuz değil mi? Ben ekibin görünen yüzüyüm. Gerçekten iyi ki onlar var. Onlar olmadan hiçbir şeyim. Gerçekten emek vermek tabii ki çok kıymetli ama severek emek vermek çok önemli bir şükür sebebi. Bütün ekibime bu özel günde çok teşekkür ediyorum. Çok şükür. İyi ki varlar efendim. Yeterli unumuz. Burada un ölçümüz hamurumuzu toplayacak kadar olsa yeterli. Tamam. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen geliyorum tepsimi alıp. Bayağı yumuşak oldu. Çok merak, şöyle herhalde uzun uzun evet, yapacaksın. Evet, küçük. Yani, tamamen sizin artık zevkinize kalmış ne kadar uzunlukta isterseniz. Ben uzun uzun seviyorum biliyor musunuz? Böyle uzun uzun oluyor, çıt 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 onu seviyorum ama dediği gibi ben de biraz zevkin, öyle seviyorum. Değil mi? Uzun uzun. Bir tane yeme hakkım var Selda deyince. Güzelmiş bu. Kendimi kandırabiliyorum. Aa, çok iyiymiş. Bir parça aldım elime. Bunun Selda elin çok yatkın biliyor musun? Ha, evet. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yakışıyor eline. Söyleyen oluyordur mutlaka ama. Evet evet. Çok yakışıyor arkadaşlarım, eline. Arkadaşlarım, eşim, herkes. Seviyor değil mi? Evet. Bunun uzunluğu, kalınlığı sizin tamamen zevkinize kalmış. Bunu okumak ister miydin? Çok isterdim değil mi? Okuyabilirsin, daha gençsin, yapabilirsin. Ben evet. Mesela bu genç yaşımda piyanoya başladım. Gerçekten ederiz. Bu genç yaşım. Evet, geceleri uyuyoruz söylüyorum ya hep. Yaşamadığım şey bana ait değildir. Değil mi İsmet? Sen o zaman 14 mi oluyorsun, 12 mi? Ergen. 15, tamam. Mantıklı. Ben evet. De şey, bu aralar hayatımda... Olsun olsun. İster misin? Gerçi... Okuyabilirsin yani. Evet evet, yani ben de şey istiyorum. Gördüğüm her şeyi denemeyi çok seviyorum. Bu aralar ekmeğe sarmış durumda. Öyle ekmek mi? Ekmek yapıyorum. Bize de ekşi maya getirmişsin. Evet, çok naziksin. Çok teşekkür rica ederiz. Rica ederim. Mayamı kendim yaptım. Ve bir eğitimli falan hiçbir şeyini almadım. Her şeyi internetten bakarak ve görerek öğrenmeye çalışıyorum. Herkes çok beğeniyor ve bir yıldır ben bunu yapmaya başladım ve bir yıldır eve ekmek almıyoruz. Öyle mi? Nasıl, seviyor mu evdekiler? Evet, kesinlikle. Alıştılar değil mi? Tabii ki. Herkes çok severek yiyor. Peki aile, arkadaşlar istiyor mu? Bize de yap, bizim eve de yap diye. Evet. Ama... Zor bir şey o mayayı beslemek. Evet. Bu kaç derecede olacak? Bu 180 derece bunun için yeterli. Üzerine bir şey sürmüyoruz değil mi? Hayır hayır, hiçbir şey yok. Direkt çok merak ettim. Direkt fırına atacağız. Bir de şey de çok güzel oluyor biliyorsunuz bunlar. Davet falan verdiğinizde bardak içinde...
Ondan sonra güzel bir dip soslar yaptığınızda. Mesela ay ben geçen gün ne yaptım? Serap hiç demiyorsun açayla tarifi yok mu diye hatırlatmıyorsun bana. 416. tarifimi veriyorum. Paylaşıyorum, çok sağ olun. Sen hazır onları yaparken paylaş. Tamam, tabii ki. Ben bizim şeyi bahar temizliği yaptım. Balkonda da söylemesek böyle çekmeceli şeyler, patates, soğanlıklar olur ya. Almışım zamanında Antep'ten gelmiş ya da böyle böyle sivri biberler vardı evde. Ya ben bunu ne yapacağım dedim. Hani aflatoksin için aldım muhtemelen. Ben kendi kafamı tanıyorum. Ben onları öğütürüm, kullanırım. Baktım evde çok biber var. Ben bunu ne yapayım dedim. Bir gece ısladım onları. Güzelce yıkadım. Çünkü bütün balkonda kalmış yani. Orada araba geçiyor falan. Olacak iş değil. Üzerine yapışıyordur sokaktan tozla. Onları bir güzel bütün gece yıkadım. O böyle biberleri. İpe dizilidir ya onlar, bilirsiniz. Sirkeli suda beklettim. Sabah oldu. Ondan sonra güzel kopardım. Hani nasıl salça yaparız? Şeyin içine koydum, tencerenin içine koydum. Çok az su koydum. Şu kadarcık bir su koydum özellikle. Onu böyle güzelce bir saat kadar kaynattım. Böyle tıkır 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 buharıyla falan o biberler, acı biberler yumuşadı. Yumuşadıktan sonra ne yapayım? Bunu hani farklı acıka olmasın, herkes yapıyor. Ne yaparım diye düşündüm. Karanfil, muskat. Aa, süpersin. Evet. Karanfil, muskat, kakuli çıkardım. Onları bir güzel ezdim. O böyle o biber zaten acı ya. Acıya biraz dedim böyle bir tat versin diye arkadan gelen kakulinin, karanfilin tadını. Onu koydum. Ondan sonra ocağın altını kapadım. Rondoyu aldım. Çiğ iki diş sarımsak koydum. Çiğken koydum. Kaynatmadım, pişirmedim. Onu da iyice çektim. Biraz soğudu, hatta soğudu. Üzerine iki yemek kaşığı zerdeçallı zeytinyağı koydum. O zerdeçal, zeytinyağı, acı, kakuli, karanfil bir karışım oldu. Aklınız durur. Akşam da beyaz peynirle ezdim. Bir kaşık oraya koydum. Zeytin ezmesinin içine bir kaşık koydum. Patatesler kızartmıştım, fırınlamıştım böyle. O patateslerin üzerine koydum. Söylemesi ayıp somon vardı. Somonun yanına koydum. Bir lezzetli oldu. Hafif arkadan acılı, kakulili. Çok güzel bir dolap tarifi yaptım. Çok hızlı anlattım. Bir daha boşa sarar. YouTube'da seyredersiniz. Alırsınız. Ellerinize sağlık ama gerçekten harika. Güzel bir tarif oldu diyor. Yani tevazu göstermeyeceğim. Fena olmadı. Sen bu güzel çubukları böyle dizdin. Ben de izninle çok özlemiştim kendisini, sevgili Erkan Güler yüzle. Hem güzel bir müzik sohbeti, hem hayat yolculuğu. Bence güzel bir insanın hayata bakışını öğreneceğiz. Değmeyin keyfimize. Kahve koyun isterseniz. Efendim, Erkan Güleryüz bizle birlikte. Hoş geldin Erkan. Merhaba, hoş bulduk Açarya. Çok eskiden beri tanışıyoruz. Aynen öyle. Geceleri uyuduğumuzu farsaysan 5-6 yıllık. Evet, o bölümü saymadan yani. Aynen. Nasılsın görüşmeyeli? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Güzel şeyler yapıyoruz. Süper, sen de biz harika. Hep böyle yandan işimizi güzel güzel yaparak. Aynen, hem ailemiz hem işimiz. Ben buna şey diyorum hep, bir benzetmem var. Kısık ateşte pişmek gibi geliyor bana. Ama şey, hani kısık ateşte oradan da bilirler. Bir şey yemek daha güzel olurmuş derler. Hem lezzetli olur, demlenir çünkü. Sağlıklı olur. Ben de ona benzetiyorum hep. Yani mutluyum yani böyle olmasından. Güzel güzel kendi yanında kalmış. Eşine de buradan şey, sevgiler selamlar olsun. Aynen gibi. Öyle. Görmeyeli seni aslında ben biliyorum neler yaptığını. Hepimiz takip ediyoruz ama. Öncelikle şu doğduğun yerden biraz daha geçmişe dönelim derim. Tam Almanya'da değil mi? Evet, ben Almanya'da doğdum. Hı hı. 75 doğumluyum. İşte ilkokula kadar Almanya'da Almanca kaldık. Almancan var mı? Yok, unuttum. Unutun, yani değil mi? Unutuluyor. Şey, hani gidince böyle bir konuşmaya başlayınca hatırlıyor insan ama orada hiç okula gitmediğim için yani okul zamanı. Belki ilkokulu bitirseydin. Belki o zaman hani okuma yazmayı orada öğrenip işte o grameri orada öğrenseydim belki unutmazdım ama bir şekilde tam okula başlayacağımız dönemde ailem kesin dönüş kararı alınca hani şey... Unuttum diyebilirim unuttum, yani. Evet. Oradan Aydın'a geldim. Oradan Aydın'a ben geldim. Ben Aydın'ı daha bu sene görebildim. Öyle mi? Ne kadar sevdim. Aydın'a selam olsun. Selam buradan. Olsun tüm Aydınlara. Sevgi yolu yani. Gerçekten evet. Sevgi yolu bir şehirmiş ya Aydın. Çok şey bir emekli kentidir Aydın. Hı hı. Sokakları çok temizdir. Çok güzel bir yaşam vardır. Orada çok büyümek ucuz bir şans. Yaşam vardır. Yani ben çok seviyorum Aydın'ı. İşte ailem orada benim hala. Öyle mi? Gidip geliyorum böyle 2-3 ayda bir. Annem babamı görüyorum. Hı hı. Akrabalarımı görüyorum.
herkesle bir merhabalaşıp. Ben de bu kış görebildim. Çok güzel bir yer. Yani büyümek için de çok çocuk yetiştirmek için de çok güzel bir yer. Çok dengeli bir yer. Çok dengeli bir yer. Her yere yakın, işte İzmir'e yakın, yazlık yerlere yakın falan filan. Güzel bir yerdir Aydın yani. Evet. Aydın'da ilkokul, ortaokul ve liseyi orada okudum. Konservatuvar sebebiyle konservatuvara kazanınca İstanbul'a geldim. Hangi konservatuvar? İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı, Türk Müziği. 93 yılında girdim konservatuvara. Geliş o geliş oldu. O zamandan beri de İstanbul'da yaşıyorum. Hep karşılaşıyoruz o evet, zamandan beri. Aynen öyle oldu. Senle. Hayat bir şekilde kesiştiriyor yolumuzu. Ondan sonra zaten işte konservatuvarla beraber daha kurumsal ve daha profesyonel müzik hayatında başlamış oldu. O dönemde işte bir televizyon kanalının yine bir yarışma çocuğuyum ben. Aynen. Pop Show 95. Pop Show 95. 95 yılında evet. Hatta ilkinde Suat Sona, ikincisinde rahmetli Ajlan. Üçüncüsünde Deniz Seki, yani benim katıldığım Deniz Seki birinci olmuştu. Ben hem ikincilik hem üçüncülük ödülü aldım aynı yarışmada. İşte o dönemde benim için Rocks Müzik dönemin plak firmasıyla. Nasıldı hatırlat. Evet evet, o dönemler yani böyle pop müziğin en böyle ilk başladığı böyle şey dönemleri. O dönemde ben de kurumsal olarak hani ulusal olarak da müzik yapmaya başladım Türkiye'de. İstanbul. Bekliyor ilk şarkımdı. Ay, nasıl bir şimdi çaldık biraz önce. Belki yanı odaydı. Duymuşsun, hazırlanıyordun. Yok, sen yukarıda de yanımda. Hazırlanıyordun. Biz hepimiz, sevgili yönetmenim Gül Mert, bu şan 70 sonları kuşan çocukları onlar için geçerli bu. Hepimizin böyle kalbi attı yani. 90'lar çocukluğumuza geliyordu bizim diye. Evet. Yani şey, İstanbul Bekliyor benim için çok kıymetli tabii. Hepimiz çünkü bu için hala sektör öyle. Için, yani sektörün benimle tanıştırdığı ilk şarkı oldu. Ve ondan sonra arkasından tabii işte yerisi geldi. Biz bir şekilde konser vermeye, işte şarkı üretmeye devam ettik bu geçtiğimiz yıllar içerisinde. Ama senin tanımda hep şey var böyle... hem gerçek hem melankoli, o müzisyenliğin getirdiği yani bütün notaları duymak gibi duyguları da duyabiliyoruz senin müziğinde. Teşekkür ederim. O benim çok hoşuma gidiyor dinlerken. Yani tek bir yerde takılıp kalmıyorsun. Tek acıda kalmıyorsun. Evet, evet. Yani ben... Kendi hayatında da mı böylesindir? Duygularının rengini dinler misin? Gider misin oralara? Yani duygularımı dinlerim. Çok duygusal da bir yapım var. Hiç olmadık yerlerde, dizilerde, filmlerde vesaire ağlayabilmek gibi bir durumum var. Benim için yani müzik hayatı, müzik kariyeri de ikiye ayrılıyor aslında. İşte 96, 95, 96 yarışmayla beraber başlayan profesyonel müzik kariyerim ve 2009 yılında bir dizi müziği sebebiyle Sezen Aksu ile tanışmayla başladığım bir iki bölüm var. Bu işte Kış Masalı değil mi? Kış Masalı dizisi aynen. Ya 2009'a kadar konservatuvar ve konservatuvarda öğrendiğim teorik bilgiler ve onun bana kattığıyla beraber yürüttüğüm bir hayat, müzik hayatı. 2009'da Sezen Hanım'ın hayatıma girmesiyle ben de başka bir okul, başka bir üniversite başladı. Ve 2009'dan bu döneme kadar aslında benim için çok farklı bir müzik yolculuğu ve farklı bir müzik kariyeri başladı. Ben kendi şarkılarımı yapan, kendi şarkılarımı söyleyen bir adam değildim. Başka şarkılar söyleyen, başkalarının işte bestelerini okuyan, yorumlayan bir sanatçıydım. 2009 Sezen Hanım'ın hayatıma girmesiyle beraber onun en önemli öğütlerinden bir tanesi bu işte eğer kendi yanında kavrulmak, kalıcı olmak ve ilerleyen yaşlara kadar şarkı söylemeye ve sahnede olmaya devam etmek istiyorsan kendi şarkılarını, kendi sözlerini ve kendi müziğini mutlaka yapabiliyor hale gelmen yani lazım. Dur, koy, alkış alıyorsan devam et. Evet. Almıyorsan başka bir yere git. En sevdiğim formülü bu hayatta. Aynen öyle. Üret. Alkış alıyorsan da devam et. Aynen öyle. Çok önemli bir şey. Tam da bu noktada ben de bir Sezen Aksu. Kim değil ki derken? Kim değil ki? Yani cümle bana işte aşık, beğenmek falan bir hafif kalıyor. Bulamıyorum. Yani Sezen Aksu hep olsun hayatımızın kesinlikle her alanında. Öyle. Böyle özeldir benim için. Albümlerinin sırası vardır hayatımda. Tabii şimdi ki. Teknolojide, telefonumda bambaşkadır Sezen Aksu. İyi ki var. İlk dinlediğin Sezen Aksu şarkısı. Vallahi ilk dinlediğim Sezen Aksu şarkısı yani öyle bir şey ki bu hani hangisini dinledim diye düşünüyorum ama yine böyle 90'lı yılların başında böyle hatim ettiğim Sezen Aksu albümü Gülümse albümüdür. O yani albümle benim yani Sezen Hanım'la birebir bağlantıyı kurduğum albüm ve benim için Sezen Aksu'nun başladığı albümdü. Hani ondan öncesi tabii
sonuçta. Hı hı. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. 15 yaşındaydım. Bir öncesi tabii daha... Değer mi içler var? Değer mi içler, aynen. O işte bir o önceki dönem, albüm. Evet. 89 falan olması lazım o. O dönemde tanıştık ama Gülümse albümü benim hani böyle... Vizyon açtı bize hayatımızda, duygularımıza. Öyle bir albüm oldu, evet. Benim de Değer Mi İştir. Çok severim o şarkıyı. Böyle orada konservatuara hazırlanırken hep onu söylüyordum. Değer mi iş, değer mi? Yani hani o kadar motive etmiştir ki benim. Aslında bu şarkılarla hepiniz, siz sanatçılar, müzikle hepimizin hayatına dokunuyorsunuz. Tabii ki. Tabii isim Sezen Aksu olunca dokunmaması ne mümkün. Mümkün değil, aynen mümkün. Öyle. Evet, ben öyle. Bu yolculukta çok şanslı olduğunu düşünüyorum ama sen de şansını... Kendin yaratmış, kendin çalışmış, emek vermiş bir insansın. Hep onu söylüyorum. Birden böyle kapı çalmıyor. Evet. Sen de o kapıya gidiyorsun. Mutlaka öyle. O kapıyı yani çaba gerçekten çaba. Hani öyle bir laf vardır ya, çaba kadere aşık, kader çabaya. Ben ikisine de aşık. Aşık. Aynen öyle. O çok önemli bir şey. Yani gerçekten üretmek, çabalamak, devam etmek lazım. Bir yol belirliyorsunuz kendinize. Yani benim belirlediğim yol iyi müzik yapmak, iyi şeyler söylemek, iyi şeyleri ifade etmek, iyi şarkı söylerken karşı tarafın duygularına dokunmak. Bu samimi bir yol, bir tercih. Evet. Hani şey, temiz bir yol, uzun bir yol. Biz işte, maraton koşuyoruz, 100 metre öyle, hani koşmuyoruz. Şey, böyle yani ürettikçe, şarkıları çıkarttıkça bir şekilde insanlar, işte kalabalık kitleniz daha da büyüyor. Tabii ki hedefimiz... yani her sanatçının olduğu gibi benim de çok yüksek hedeflerim tabii ki var. Yani insan istiyor ki işte Harbi Açık Hava'da konser vermek, evet. O kalabalığı doldurmak, işte bütün şarkılarını işte 6-7 binler söylesin istiyor. Şu ana kadar nasip olmadı ama önümüzde nasip olur mu olmaz peki, mı bilmiyorum. Peki ortak bir çalışmayla olsa, Sezen Aksu ile olsa bu? Sezen Hanım sahneleri bıraktı artık şimdi yani nasıl olur mu? Yani keşke olsa tabii yani. Peki, tabii ki olur. Sezen Sokak'ta diye... Evet. Bu aslında tam nedir, senden öğrenmek istiyoruz. Şimdi Sezen Sokak'ta ya benim şöyle bir durumum var. Ben dediğim gibi 2009 sonrası Sezen Hanım'ın hayatıma girmesiyle bütün yaptığım işlere bir proje gözüyle bakmaya başladım. Ve artık dedim ki hani bir şey olacaksa hayatımda bir yere dokunması ve iyi bir yani proje üzerinden gitmem gerekiyor. İşte mesela Hoş Geldin şarkım var. Benim sözü ve müziği bana ait olan ve klip çekerek kendime şans verdiğim ilk şarkım oldu. Hoş Geldin. Hoş Geldin bir 9 dakikalık bir klip çekimi, yani iki şarkının arka arkaya bağlandığı bir single projesi oldu. Hoş Geldin ve Aramızda Kalsın arka arkaya klibini çektik. İşte parça parça yayınladık. Sonra da birleştirip böyle 9 dakikalık bir kısa film müziğinin aynı zamanda hem görsel tarafı hem de müzik tarafı oldu. Hemen arkasından bir organik albüm yaptım ben. Organik albümde Sezen Hanım'dan söylediğim, kendi şarkılarından oluşan bütün şarkıları toparladığım ve stüdyoda bütün müzisyen ekibini canlı olarak bir araya getirdiğimiz, bizim bir 15 gün sevgili Fatih Ağızkalı ile beraber düzenlemelerini yaptığımız ve 3 gün içerisinde 3 gün stüdyoya kapanıp prova edip 4. gün işte 6-7 tane kamera Bedran Güzel'in yönetmenliği eşliğinde sabah girip akşama kadar şarkıları çalıp 13 şarkıyı tamamen canlı söyleyip canlı kaydedip ve ne aynı kadar zamanda güzel bir kamp süreci. Aynen öyle. 13 tane de klibi çektiğimiz bir organik albüm hikayem oldu. Tam organik. Çok doğru. Tam organik oldu, evet. Şimdi, albümün adı da o zaten. O dönemde de işte albüm çıktı. Bir Sezen Hanım'ın menajeri var, Çağdaş Kurtoğlu. Çağdaş'la beraber çok sık bir araya geliriz. İşte proje konuşuruz, ne yapalım, ne edelim, müzik konuşuruz. O dönemde de hep böyle işte YouTube tarafında sade olan müziğin, sadelik barındıran, duyguyu barındıran müziğin aslında bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada ne kadar çok kabul beğenildiğini ve kabul tabii, gördüğünü... Kabul görüyor. Bir sohbet esnasında bayağı üstüne konuştuk. Ben dedim ki ya işte bundan sonra hani organik de çıktı, ne yapsak acaba diye böyle konuştuğumuz bir toplantı oldu. İşte yemek yedik beraber. Ben İstiklal'de bir yerdeydik. Çıktım. Eve doğru yürüyorum. Sağımda bir tane sokak müzisyeni. Evet. Muhtemelen de yabancı bir kız. Bir tane Hank Payne diye bir enstrüman var. Onu çalıp İşte şarkı söylüyor, bağırıyor falan, ne dediği anlaşılmıyor falan. Böyle yanından geçip gittim ben. Ama geçip orada gittim yandı. Yani durmadım. Tünele doğru yürüyorum.
metroya geçeceğim. Eve döneceğim. Dedim ki yani bir cümle geldi aklıma. Sezen on the street. Yani niye yabancı geldi cümle onu da bilmiyorum. Muhtemelen kız yabancı ya. Onun oradan için öyle çağrıştı. Çağrıştım yaptı. Ondan sonra metroya bindim. Eve doğru işte gidiyorum. İşte 15-20 dakika geçti. Aklımda düşünceler vesaire falan filan. Metrodan indim Çağdaş'a dedim. Ya dedim ki Çağdaş aklıma çok güzel bir fikir geldi. Sence nasıl olur? Sezen Sokak'ta diye bir proje yapalım. Ve sokak müzisyenleriyle Sezen şarkılarını bir araya getirelim. Harikasın. Aynen teşekkür ederim. Harikasın. Ve bu tabii bu projenin çok büyümüş hali. Hmm. Onun da hikayesini anlatayım. Bunu kurgularken de hani şöyle dedik sokak müzisyenlerini seçelim. Sezen şarkısını dinlesinler. Hani hangisini istiyorlarsa yorumlasınlar. Ben gideyim yanlarına oturalım. Onlar çalsınlar. Ben söyleyeyim. Ve işte bunu telefonlarla kayıt altına alıp YouTube'a koyalım. Bu. Çok güzel. Proje buydu başta. Çok güzel. Normalde. Sonra ya işte Çağdaş dedi ki süper fikir isim de çok güzel olmuş Sezen Sokak'ta. Hemen Sezen Hanım'a soralım. Ben hemen gittim Sezen Hanım'a ya böyle çok bir şey yapmak istiyorum. Çok sevmiştir herhalde ismini. Bayıldı. Değil mi? Tahmin ediyorsan bayıldı. tanıdığımız evet. Sezen Aksu'ysa çok beğenmiştir. Çok beğendi. Çok şarkıları dedik yani kullanmak istiyorum. Dedi ki yanındayım oğlum ne istiyorsan al kullan. Tamam sağ dedim. Olsun. Biz sokak müzisyenleri taramaya başladık. Dönemde böyle işte çok fazla sokak müzisyenin ortada olmadığı bir dönem aslında. Biz tabii İzmir, Ankara, İstanbul tarıyoruz. Bir yandan da ben internet üzerinden taramaya başladım müzisyenleri. Oradan da başka bir yol açıldı. Sezen Sokak'ta evrildi. Sokakta hali hazırda müzik yapıyor olanlar sokakta çalmış. Ama artık sokakta çalmayıp daha böyle underground yerlerde kendi müziğini yapan gruplar. Onlar da böyle. Onlar da dahil oldu. Bir de çok ilginç müzisyenler buldum internette. Ve onları da onlara da ulaşıp hiç sokakta çalmamış olmalarına rağmen hani sokağa gelin geldi. Siz de sokağa gelin tabii. Bu şarkıları sokakta söyleyelim. Hmm. Bu arada tabii insanlarla tanışıyoruz, müzisyenlerle tanışıyoruz. Herkesi çok heyecanlandırıyordur. Söylediğin an olmak istiyordur orada. Hayat hikayelerini bir şekilde tanımış oluyoruz. Ben tanıdıkça proje evrilmeye ve büyümeye başladı. Dedim ki hani bu sadece bizim sokakta performans yapacağımız ve bunu YouTube'a klip olarak koyacağımız bir proje olarak kalmamalı. Biraz daha büyütmeliyiz bu işi. Büyütelim dediğim noktada da yönetmenimin Bedran'ı aradım. Dedim ki Bedran, o zaman da tam yol arkadaşım çekiyor Bedran. Dedim ki Bedran neredesin? Dedi ki film çekiyorum 15 gün sonra geleceğim İstanbul'a. Dedim ki ya sana bir şey anlatmam lazım. Bütün müzisyenleri toparladım. Bedran'a dedim ki bak böyle bir şey var. Bunu nasıl çekelim? Dedi ki direkt bu işi ben çekeceğim. Sakın ha başkasıyla çalışma. Tabii canım. Birlikte yol alalım. Bunu farklı illere taşıyalım. Müzisyenleri alıp şarkısına göre il belirleyelim. Ona göre. Oralara gidelim. Ben böyle aldım sizle benimle konuşuyorum ama. Ama çok güzel konuşuyorsun. Tamam her şey yolunda. Çok güzel. Böyle çok bir, güzel. Tamam okey. Biliyorlar beni susturamazlar. Ben gülerim bir şey. Tamam okeydir. ondan sonra dedik ki illeri de belirleyelim. Çünkü yani çok güzel müzisyenler var projenin içinde. Yani aklıma gelen mesela Fransız bir kızımız var. Eleonora diye bir kız. Onun hikayesinden biraz bahsedeyim. O da hiç sokakta çalmamış ama Türkiye'ye geliyor. Bir iki sene burada yaşıyor. Karadeniz bölgesinde bir yaşam geçiriyor. Evet. İki yıl. Ne annesi babası Türk ne de bir akraba falan Türk'le bir bağlantısı var. Hiç alakası yok. Tamamen tesadüfen buraya geliyor. Buraya geliyor. Aşık oluyor, kalıyor iki sene. Ondan sonra ilişkisini işte bir şekilde bitiriyor ve Fransa'ya geri dönüyor. Ama burada olduğu dönemde YouTube'a videolar koymuş. Karadeniz aşığı bir kız. Bir enstrümanı var. Urli Gurli diye. O enstrümanı, nasıl bir enstrüman? Yani keşke hani buradan o kısmı görebilsek. Eleonora'nın kısmını. Bir kilise enstrümanı. O enstrümanı Türk müziğine eviriyor. Ve böyle tekerlekli kemençe diyor adına da. Urli Gurli. Urli Gurli. Aynen öyle. Bakarsın sonra YouTube'dan. Tamam. Ve onu evirip işte Karadeniz şarkıları söylüyor. Ben kıza işte Facebook ne varsa oradan yazdım. Dedim ki mutlaka gelmen lazım. Bir şekilde anlattım projeyi. Kız da kabul etti gelmeyi. Aldık kızı Trabzon'a gittik. Süvene Manastırı arkamızda. Ay, tabii canım. Sezen Aksu'nun Ben Annemi İsterim şarkısını tek başına işte benim arkadaşlarımla çalıyor ve söylüyor. Ve böyle bir sürü grup var. Şeyin içinde kendi hayatından kesitler var anlatıyor. Muhteşem. Peki biz bu projeyi seyredebiliyoruz değil mi internette? Bu projeyi evet yani reklama giren bilmiyorum ama dijital platform Türkiye'nin yerli ve sadece Türkiye'ye ait olan dijital platformu. Seyredebiliyoruz.
de ana sponsoru bu projenin. Şu anda sadece o platformdan seyredebiliyoruz. Projenin adını yazsalar zaten görüyorlar nerede olduğunu. Aynen öyle. Rahatlıkla şu anda seyredebilirler. Rahatlıkla seyredebilirler. Önümüzdeki dönemler içerisinde başka dijital platformlarda. Ya bu konuda da bir dakika. Dijitalde sen ne burcusun? Oğlak, Oğlak. Değil mi? Ben de aynı. Evet. Aynı, doğru. Konuşmuştuk ekiple. Çünkü biz öyleyiz. Daha proje bizim başlarken bitmiştir. Öbür projeyi planladık. Evet, evet, aynen. Herkes zanneder ki devam ederken o kafa öyle çalışır. O yüzden anlıyorum. Bir de yarışma yapıyorsun sen internet üzerinden. Evet. O Sezen Sokak'ta ile son bir şey daha söyleyeyim. Sezen Sokak'ta gerçekten benim çok gurur duyduğum bir iş. Hı hı. Buradan hani şu anda beni tanıyanlar, Erkan Gülerzad'ını tanıyanlar, senin de vasıtanla, bu programın da vasıtasıyla Sezen Sokak'ta'yı gerçekten izlemelerini %100 tavsiye ben ediyorum. Ben de istiyorum, evet. 75 dakikalık bir belgesel. İnanılmaz. Ben hemen izleyeceğim ve sosyal medyamda paylaşacağım. Lütfen, çok sevindim. Teşekkür ederim. Diğer projeye gelince dedim ya, hani hep böyle proje yapmak istiyorum, proje yapmak istiyorum diye. Ben seni anlıyorum. Benim dijital medya danışmanım var, evet. Serdar. Onunla beraber yine böyle yemekte oturuyoruz, konuşuyoruz, tabii, falan filan. Ne yapalım, ne edelim? Dedik ki ya, hani herkesin seyrettiği yarışma var. Ses Türkiye, herkes işte şey yapıyor. Dedim ki ya, biz de bir yarışma yapalım ama kendi çapımızda, kendi dinleyicilerimizin katıldığı bir yarışma olsun. Adı da Hangi Ses Tüp olsun. Hangi ses? Hangi ses tüp? Ha, tüp. Tüp. Hangi ses? İşte YouTube yarışması ya. Hangi ses tüp koydu adına. İşte paylaştık sosyal medya hesaplarından. Bir 300-400 kişi katıldı. Benim kendi şarkılarımın karaoke versiyonlarını kendi kanalıma yükledim. Oradan kendi tonuna uygun olan şarkıları söyleyip canlı canlı bize ulaştırdılar şarkıları. Hmm. İşte önce bir 140 kişiyi biz eledik, ben eledim. 140 kişi kaldı. Oradan 140 kişiden 40'a düşürdük. 40'tan 20'ye, 20'den 10'a, 10'dan da işte finalist bir arkadaşımız oldu. Murat Büyükçakır diye bir arkadaşımız birinci oldu. Öyleymiş. Çok güzel bir sesi var. Şimdi o arkadaşımıza o da bir senedir bekletiyorum çocuğu. Albüm Sezen, yapacaksın değil mi? Bir şarkı, bir single çıkaracağız ona da. Bu Sezen Sokak'ta falan araya girince biraz beklettik Murat'ı da ama bu yaz içerisinde hazırlayıp inşallah önümüzdeki Eylül'e Murat'a bir single yapmış olacağız. Sorularım daha çok var sana. En son klibinden, Sessizlik Zamanı'ndan da konuşacağım ama ondan önce kendime ait bir sorum var. Tabii. Burada bizim ekipçe hazırladıklarımızın dışında. Şimdi artık eskisi kadar duyurmak bir anlamda çok kolay, bir anlamda çok zor oldu. Evet. Çünkü uyaran çok oldu. Yani eskiden, evet, uyaran ne vardı? Sadece bir televizyon vardı, klip vardı. Büyük isimler sunardı ve seyrederdik. Doğru. Şimdi aslında çok güzel sesler, çok güzel yetenekler görüyoruz. Özellikle genç kuşak için, evet, bu soruyu soruyorum. Evet. Fakat çok mecranın içinde hiç mecra bulamıyorlar. Evet, doğru. Şimdi bu bir, ne yapmaları lazım bu sence? Bu bence bir geçiş dönemi şu anda. Hı hı. Çünkü dijital müzik tarafına uyum sağlamakla bildiğimiz, yani herkesin bildiği ana akım üzerinden giden bir başka yol daha var. Bu iki yol arasındaki geçiş sürecindeyiz şu anda. Ama hani asıl olan önümüzdeki dönemlerde tamamen her yere sirayet edecek olan dijital taraftır. Çok büyük bir mecra. Bugün bundan 15 sene önce benim şarkımı sadece Türkiye içerisinde tanıtım ve duyurum kaygısı yapabiliyorken, evet, bugün ben Sessizlik Zamanı'nı bir ay önce sisteme yüklediğim an dünyaya girdi. Bütün dünya görüyor. Bu tabii çok daha büyük bir dinleyiciye ulaşma şansı veriyor. Nasıl geri dönüşümleri? Gayet güzel geri dönüşümleri. Bir de bu yolda kendi bireysel kitlen oluşuyor. Bir şekilde sana ait, seni birebir dinleyen, birebir dokunan, birebir tanıyan ve senin müziğine bağımlı olan bir kitle oluşturuyor. Aslında popüler kültür dediğimiz esinlenmekten daha çok daha seçici bir kültür geliyor daha artık. Daha seçici ve sana özel. Sana ait bir, evet, kültür geliyor. Yani senin şarkılarını biliyor. Güzel bir şey. Mis gibi de koktu ya. Evet, çok senin şarkılarını biliyor. Senin şarkılarını biliyor. Senin nerede çıktığını takip ediyor. Senin konserlerine geliyor. Aslında bütün sanatçıların aradığı da bu. Evet, aynen öyle. Fakat bunu ne zaman yani ele gelemeyecek şekilde büyüyeceği de belli değil. Hmm. Yani bir ay sonra olabilir,
2 sene sonra olabilir. Yani öngörülemediğin şekilde çok daha büyük kitlelere ulaşabilirsin. Hiç büyük kitlelere ulaşmadan kendi kitlenle, kendi yağında kavrulmaya devam edip müzik yolculuğunu tamamlayıp ölüp gidebilirsin. Yani böyle de bir zaten, seçenek var. Zaten burada da hani çok güzel söyledin. Bütün bu emekleri verdikten sonrası biraz da senin kendi yolculuğunda nereye doğru yöneleceğini de belli ediyor. Tabii yani ki. Orada çok iddiacı olmamak lazım. Aynen çabalamak, öyle. Sonrasında bakmak, aynen çok öyle. Takılmayıp başka şeylere yani işte yaramak. Burada benim için kriterler nedir? İyi müzik yapmak, hı-hı, iyi şarkı söylemek, iyi düzenleme yapmak. Hı-hı. Onu yapıyorsun iyi zaten. İyi klip çekmek. Onu yapıyorsun. Yani iyi. Ve iyi dijitali de iyi yönetiyorsun. Yani evet. Orada şimdi şey de yapılıyor ya, bu da bir tercih tabii. Yok, ben hiç oralara girmeyeceğim ama artık oralara girmemek gibi bir şey kalmadı hepimiz, evet, için. Kalmadı. En son klipten bahsetmek istiyorum. Kim tabii çekti? Ki. Nasıl oldu? Onur çekti. Onur Sarsıcı. Onur da çok genç bir yönetmen. Hı-hı. Çok bir deha bir yönetmen. O klibi de biz yani bir anda karar verip dedik ki hadi Ankara'ya gidelim. Hı-hı. Ankara sokaklarında başlayalım. Kurtalan Ekspres'e binelim ve bütün yolculuk boyunca trende çekelim hikayeyi. Hmm. Ondan sonra da Diyarbakır'da indik, oradan İstanbul'a döndük. Çok güzel. Seslik zamanı çok çok güzel, çok duygusal bir şarkı. Sözümüzü bana ait çok bir şarkı. Çok romantik. Düzenlemesi Burak Erkulak'a ait bir şarkı. Çok romantik, çok böyle içten bir şarkı. Yani bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Buyur. Neleri sessiz kalırsın bu hayatta? Güzel soru. Yani beni negatif yönde etkileyecek ne varsa sessiz kalmayı tercih ederim. Benim hatta yani belki çoğu kimse hani buna karşı da çıkabilir. Kendi blogumda bir yazım var. Paylaşma diye. Ben negatif olan şeylerin, yani kötü, yani terörizmden tutun da zararlı kadar, zararlı olan şeylerin sosyal medya hesaplarından deli gibi farkındalık yaratmak adına paylaşılmasına karşı olan taraftayım. Çünkü bunun farkındalığı yaratmak yerine teşvik mi ettiğini düşünüyorsun? Kötü enerjiyi büyüttüğünü düşünüyorum. Evet, ben de aynı düşünüyorum seninle ama bazı zaman oluyor ki hiç paylaşmadığım zaman da... Ya da çok özür dilerim, yani çok özür dilerim, lafınızı böldüm. Nasıl diyeyim? Yani bunu bir yazıyla paylaşmak yerine işte böyle bir şarkı. Kanı görmek vardır ya. Hani onu göstermek, mağduru göstermek, mağduru paylaşmak. Daha doğrusu buna karşıyım. Yoksa karşı olduğunuz bir şeyin, ben de karşıyım, negatif bir durumun, tabii, hani bir yazıya dökülüp o yazının işte screenshot'ını i̇şte alıp paylaşmayan, evet, zarar vermeden, teşvik etmeden, evet, paylaşım. Aslında burada senin hassasiyet, yani saygın bir hassasiyet içinde paylaşım yapmayı önemsediğini, evet, yani anlıyoruz. Yani burada anlattığımı aslında... Yani kendi öfkeni benim üzerimden çıkarma, çıkartma diyorsun. Çıkartma, aynen öyle. Birazcık daha hoşgörülü. O durumda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Biraz daha farkında. Evet, sessiz kalmak bazen iyi oluyor. Evet, güzel bir sessiz kalma metodu. Ben de bir şeyin sömürüldüğünü hissettiğimde sessiz kalmayı tercih ediyorum. Güzel. İşte aynı duygular aslında, evet, bunlar. Sömürüldüğünü ve bunun ranta çevrildiğini anladığım an sessiz kalmayı tercih ediyorum. Bazen diyorlar ki suya sabuna dola, evet, bulaşmıyorum. Bu da benim tercihim. Herkes birbirine saygı duymak zorunda. Kesinlikle öyle. Yani küçücük bir yazı dünyayı değiştirebilir. Hı hı. Bence yazarak ve okuyarak bu tercihlerimizi kullanmalıyız. Tüm insanlık olarak. Bunun daha doğru ve pozitife evrileceğini düşünüyorum ama hayat işte değişiyor, düşünceler değişiyor. Bundan 10 sene önce düşündüğüm şekilde şimdi düşünmüyorum. Evet, de değişiyoruz. Aynen öyle. Demleniyoruz. Demleniyoruz. önümüzdeki hani bir sene sonra ne düşüneceğim ben de bilmiyorum ama zaten şimdi, bilmeyelim de. Evet. O zaman hayatın heyecanı biter. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Öyle değil mi? Yani ben bazen bilmeyi anda çok kıymetli buluyorum ama ileride benim köklerimi salıp şimdi oynatmıyorsa o bilmenin bana yararı yok diye, evet, düşünüyorum. Bazen de hani biraz cehalet en büyük erdemdir dedikleri bir durum, evet, da var ya aslında. Aynen öyle. Hani bilmemek, susmak vesaire falan bazen hani faydalı da olabiliyor. Doğru zamanda, doğru yani yerde. Duruma göre hareket etmekte fayda var. O zaman Erkan, senin güzel klibini bitirelim ve sana, tamamdır, çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Harika bir sohbette. Çok teşekkür ediyorum. Yola devam, mutlaka izleyeceğim bu arada Sezen Sokak'ta. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aramak istersin, söylemek gelir. İçinden geçenleri bağıra çağıra unutmadım. Çok seviyorum canım.
ata ata ağlaya ağlaya sustun gururundan. Kalbini acıtanla mı derdin, canını yakanla mı, izin ver zamana sana anlatsın. Zeliha Çoban bizle birlikte ama kesip biçmeyeceğiz değil mi Zeliha? Öreceğiz. Öyle bir şey. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Olur öyle şeyler. Her zaman ekrana çıkmıyoruz ki. Ben bile her gün heyecanlanıyorum. Çok haklısın. Şimdi rahat rahat buraya gelenlerle konuşuruz. Rahat rahat görüyoruz. Bunları çok görüyoruz bu arada değil mi? Evet. Kağıt ipler bunlar. Şu ara bunlar. Bir de yaza giriyoruz çok rahat. Dolayı. Değil mi? Evet. Ben de çok severek kullanıyorum. Bir de çok şık bir tasarım bu. Bugün bize bunu mu yapacaksın? Evet. Hadi örelim o zaman bunu tamam. Kağıt iplerimizle canım. Gerçekten çok şıkmış, yalnız bakar mısınız? Tak koluna bir kot, bir taktım ben her şeyi böyle betimliyorum. Bir kot, bir beyaz tişört, farkında mısınız? Ben yaz moduna geçtim. Tam öyle. Bir kot, bir beyaz tişört. Bir sihirli halkayla sihirli başlıyor. Sihirli halkamız tabii. Her şey olmaz onunla başlıyor. Nasıl, bu kağıt ipler tuttu değil mi? Çok güzel. Boya da atmıyor. Boyası atmıyor. Yapımı biraz zor ama yaptıkça alışıyoruz. Çok güzel. Ben şapkalarda da çok severek kullanıyorum. Bir iki tane ben de denedim. Denedin değil mi? Güzel oldu. Gösteririz şimdi sevgili seyircilerimize. Şimdi önce onu gösterelim. Sihirli halkamızı yaptık. Evet, yapıyoruz. Şuradan başlıyoruz. Burası mı sihirli evet. halkamızın yeri? Hemen gösterelim. Oradan başlıyor. Bakın sevgili seyirciler, yönetmenim, hangi kamera? Bakın şuradaki sihirli halkayla başladık. Biliyorsunuz sihirli halkanın yapımını artık. Şimdi sevgili Zeliha da gösterecek bize. Şöyle yaptık. 8-10 tane. Bu ilk aşaması yani değil mi? Yani tabii için çantayı ne büyüklükte istiyorsanız. Ona göre? Hangi ebatlarda istiyorsanız ona göre başlayabilirsiniz. Ben biraz küçük başladım. Ama çok güzel olmuş. Şöyle yapıyoruz. Şimdi diğer aşaması nerede? Şu mu? Evet. İkincisi ha. burada. İkincisi bunu sık iğne olarak böyle 4-5 sıra devam ediyoruz en ortasına. Bu da ikinci aşaması. Evet. Evet. Bu ikinci aşaması. Bu böyle. Başladığımız zaman ikinci buna trabzanlarla sırasını devam ediyorsun değil mi? Buradan. Evet. Bunlar da trabzanları. Kesinlikle. Şimdi şuraya kadar sık iğne yaptın. 1, 2, 3, 4. Şurayı görebiliyor muyuz yönetmenim? Canım yönetmenim. Cimri miyiz? Mert 1, 2, 3, 4 sıra sık iğne. Bakın 4 sıra görüyor musunuz? Sık iğneyi yaptık 4 sıra. Sonra trabzanlarla büyütüyoruz. Evet. Evet. Ama sona kadar gelmiyoruz. Buraya geldiğimizde buradan artık geri döneceğiz. Dik duruyoruz değil mi? Dik Acele duruyoruz. Her zaman dik duruyoruz. Bakar mısın ne güzel yapmış şunu. Teşekkür ederim. Çok şık. Şimdi esas mesele buradan üstünde başlıyor. Örneğimiz buradan sonra başlıyor. Şunu bırakayım. Zaten anlaşılmıştır. Buradan artık geri döneceğiz. Evet. Çünkü şu düzlük olması gerekiyor şurada. Bunu bırakıyoruz. Şimdi yapmaya devam ediyoruz. Evet. Bakar mısınız? Hepsi birbirinden şık. Teşekkür ederim. Aynı zamanda çocuklar, hani özellikle böyle genç kızı olanlar varsa onlar için de çok pratik oluyor, hafif oluyor değil mi örmek? Evet, hem stres atıyorsunuz. Evet. Benim için büyük Kaç eğlence. Çocuk var? Benim 3 kızım var. Allah bağışlasın. 5 torunum var. Ay genç tabii, gençler. Siz daha çok gençsiniz. Teşekkür ederim. Sizin evet. güzelliğiniz. Şimdi bu örneği yapmak böyle bir şey. Düz taraftan olanları böyle yapıyoruz. Bu taraftan doğru alıp 2 tane tekrar yapıyoruz ki üst sıralara doğru. Şimdi buraya kadar ben çift örüyorsun bir yani. Düz bir ters ördüm. Şimdi yukarıda tabii burasının genişlemesi için, büyümesi için 2 düz 2 terse geçiyoruz hemen arkadan. Ki o bu boşluğu yaratıyorsun. Evet, hem bu kabarıklıklar mi oluşuyor hem de tersler yani tekrar, oluşuyor. Yani tekrar yapıyorsun. Tekrar yapıyorsunuz düz. Evet. Ben biraz böyle şey yapıyoruz aramızda. İşte hani aldığı kadar un diyoruz ya onun evet. gibi yettiği kadar zincir aralara atabilirsiniz. Kızlar gidiyor mu örgüye? Çeşitli. Buradalar mı? Evet. İki kızım burada. Biri gelmedi. Aa, zaten gelemedi, bir çalışıyor. Aynı sen. Ben anladım kızın olduğunu. Belli zaten. Belli zaten. Şöyle yapıyoruz arkadan olanı da.
bir önden bir arkadan maksat et kalınlığı verebilmek oraya. Evet, değil mi? Ama bu ters düzlüğü verebilmek de ondan kaynaklanıyor. Hı-hı. Sonrakine geçelim mi? Tabii, Ceren'e? Lütfen. Ay. Şimdi bu da artık sona gelmiş durumda. Bunun artık burada 3 düz, 3 ters olarak trabzanlara geçtik. Şimdi bir tane, 2 tane var ya burada. Ona bir tane doluyoruz. 3 tane olması için birinci göze 2 kere batıyoruz. Yanındakine de 1 kere batıyoruz, 3 tane oluyor. Yine arkaya da öyle bir zincir yapıp. Çok güzel. Bir yönden bir arkadan işte. Arkaya öyle uyguluyoruz. Evet. Çok güzel. Denemek ister misiniz? Biraz zor mu? Şimdi onu düşündüm ama bir korktum da biliyor musun? Yok, korkmayın ya. Çok. Şapka deneyelim. Sevgili Serap'ım şapka dene diyor. Şunu mu deneyeyim Serap? Çok yakıştı. Çantası da var takım. Ne vardı eskiden bayılırdım Türk filmlerinde. Sevgili Türkan Şoray oynardı. Belgin Doruk oynardı. Belgin büyük Doruk şapkalarla değil mi? Allah rahmet eylesin. Yani. Gerçekten mi? Beni çok şımartıyorsun Mert. Çok teşekkür ediyorum sevgili yönetmenim. Açeli'yle Gülümse Hayatı'yı her seyrettikçe bu örgüleri ben de yapmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet. En son eklemesinde yine tığla devam ediyoruz. Yine burayı sık iğneyle yapıyoruz. Evet. Hiç bunda iğne kullanılmıyor. Ben kullanmadan yaptım. Birleştiriyorsunuz yani evet. Aslında. Evet. Örgüyle dikiyorsunuz. Örgüyle burada. Dikiyorum bunu. Daha da sağlam oluyor. Peki bu iç astarını nasıl? Sonradan mı? Tersten mi dikiyorsun? İç astarının tersi içine gelecek şekilde. Aa, burayı uygulanıyor. Bunun içinde bir tane hazırladım ben. Hazırladın evet. Orayı ördükten sonra. Tabii. En son onu içine geçirip buraya ister teyerleyebiliriz, ister fermuar dikebiliriz. Sonra içine koyuyorsun, orada bir şey yok. Sonra bir de püskülü vardı. Püskülümüz nerede? Püskülümüz burada. Püskülümüz burada. Evet püskülü. Aa bu mu yani? Onu keseceğiz. Aa hadi gel keselim, gösterelim seyircilerimize. Şu püskül için sevgili seyirciler kes sen. Gösterelim takmak için. Hı-hı. Vallahi oldu püskül. Aa. Pompon yapımı gibi. Hı hı, pompon yapı. Hmm, ben pompon da çok severim yapmasını. Şuraya atalım değil mi? Nereden seni takip edebileceğiz? Zelişçe 9. Zelişçe 9. 9 nereli sen? Nerelisin? O öylesin yani, çıktı bir yani. Bir 9 çıktı orada anlayamadık. Herhalde var daha öncesinde. Şimdi ben bunları böyle açtım. Evet sonra da böyle açınca böyle püskül püskül oluyor. Yedim. Böyle olduğu yerde didikledim. Çok da güzel olmuş. Onun üzerinde biraz çalıştım. Artan işte böyle çok elbiselerden güzel. İstediği çıkan boncuk. İstediği gibi de görebilirim. Çok teşekkür kalmış. Ediyorum yayınımıza katıldığın için. İzninle ben şimdi gidiyorum oradaki sağlıklı lezzetlerin yanına. Teşekkür ederim. Alfemo'nun sunduğu Açelya ile Gülümse Hayata devam edecek. Efendim ben bilirim başlıyor. Suratı nokta nokta satmak. Süre başladı. Sirke. Süre başlamadı. Doğru mudur? Fıkveres. Fenerbahçe futbol takımında forma giyen, Makedonya milli takımında oynayan futbolcudur Elif. Erman. Elman. Buyurun Özgür Bey. Elmas. Doğru mudur? Hayır dediler. Elmas. Fıkveres. Venüs'ün diğer adıdır. Süre başladı. Soğuk yıldız. Doğan Yıldızı. Selin Hanım. Çoban Yıldızı. Ay. Medayı iftihar. Hayır dediler. Medavi iftihar. Değilmiş Özgür Bey. Medarı iftihar. Medarı iftihar. Kutlarız. Alper Ateş'in kendine has sunumuyla Ben Bilirim hafta içi her akşam 20'de 360'ta. Tercihi Ergül Mobilya. Yaşantımızın her anında başrol hep annelerimizin.
Altınbaş'tan Anneler Günü için çok özel bir hediye. Pırlantalı safir kolye 1290 lira. Altınbaş. Antalya'da yeni bir Antalya kuruluyor. Suryapı Antalya şimdi 120 ay 0.98 vade oranıyla 25 bin TL peşinat ve 1350 TL'den başlayan taksitlerle sizi ev sahibi olmaya davet ediyor. Siz de kendine ait ulaşım ağı, sosyal alanları ve yeşil alanlarıyla inşa edilen bu modern şehirde yerinizi alın, Suryapı Antalya ile büyük fikre ortak olun. Dünyada bir yeriniz, Antalya'da bir eviniz olsun. Suryapı, uygarlığın mimarı. Buzdolabınızın yeni tatlısı Pasta Mia. Her katı sütlü ballı, üzeri cevizli çikolata soslu. Neslin tercihi Ergül Mobilya. Artık ailece Saka suyu içiyoruz. Çünkü Saka suyu pH değeri 8.22. Doğanın suyu Saka su. Doğal mineralli su. Oleo, dişine temiz bakıyor. Yeni Oleo White içerdiği kalsiyum karbonattan gelen yüksek kalsiyumla normal dişlerin korunmasına yardım eder. Oleo! White be. Hayat kadar net görüntü isteyenlerin yanındayız. Beko Crystal TV. Büyük ekran, büyük keyif. Beko Crystal 55 inç Ultra HD TV 5249 lira yerine sadece 3999 lira. Üstelik peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla. Dolu Dolu program Anadolu'dayız. 6 Mayıs'tan itibaren hafta içi her gün 17'de 360'da. Alfemo'nun sunduğu Açelya ile Gülümse Hayata devam ediyor. Harika yapmışsın Selda. Çok teşekkür afiyet ediyorum. Bak, olsun. Afiyet olsun. Gücüm çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bayıldım. Neden denedim biliyor musunuz? Mutlaka yapın. Hiç öyle dışarıdan grisini almaya gerek yok efendim. Çok teşekkür ben ediyorum yanımıza katıldığınız için. Her zaman şey bekliyoruz. Anlaştık mı? Mutlaka. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Beş çayında şunun şurasında ne kaldı? Yapın grisinileri, kayın peynirleri, bir bardak çay. Tamam işte değmeyin keyfimize. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Alfemo, Açelya ile Gülümse Hayata'yı sundu. Açelya